Merhaba sevgili seyirciler. Yeni bir sağlıklı ve formda sohbetlerde karşınızdayız. Bugün sizlere Anadolu'daki antik yemek kültürü ve gastroarkeolojiden bahsedeceğiz. Konuğumuz doktor öğretim üyesi Tulga Albustanlıoğlu. Kendisi Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi ve ayrıca Başkent Üniversitesi Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi Müdürü. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim hocam, çok teşekkürler. Şöyle çok kocaman bir başlığımız var. Özellikle Anadolu'daki antik yemek kültürü ve gastroarkeolojiden bahsedeceğiz diye başlığı açtık. Özellikle gastroarkeoloji herhalde biraz daha böyle yeni yeni tanışmaya başladığımız gastronomiyle birlikte geçmişte neler yaptığımızı gösteren bir alan olarak alan çıkıyor. Oluyor, evet. Çıkıyor. Benim biraz uzak olduğum ama sizin bir iki tane böyle konuşmanıza şahit olduğumda çok da aslında enteresan farklı bir alan olduğumu fark ettiğim bir kısım. Bunun ayrıntılarını sizden öğreneceğiz. Ayrıntılarını öğrenmek zor olacak belki. Ana hatlarını biraz öğreneceğiz çünkü çok derin farklı bakış açıları olan bir konu galiba. Ama sohbetimize başlamadan önce ben şimdi bugün neler yapıyoruz gastronomi kısmında onu öğrenmek için Fatih Usta'nın yanına doğru gidiyorum. Merhaba Fatih Usta. Merhabalar. Nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ ol. Neler var bugün yemekte? Biz de bugün kirde kebabı yapacağız. Bunun için dana bonfilemiz var. Kuzu etiyle de yapılan bir yemek bu. Ben dana bonfileyi tercih ettim çabuk pişmesi açısından. Ayrıca biberlerimiz, çeri domatesimiz, tereyağımız, lavaşlarımız var, yoğurdumuz var. Yemeğimizi tavada etimizi, soğanlarımızı ve biberlerimizi domates en son kullanarak soteleyeceğiz. Daha sonra lavaşlarımızı kare şeklinde kesip kızartacağız. Hı hı. En altına yatak şeklinde koymak için yoğurdumuzu koyacağız. Onun üzerine lavaşlarımızı dizeceğiz. Daha sonra sotelediğimiz eti lavaşların üzerlerine koyup servis edeceğiz. Yemeğimizin ana teması bu. Aynen öyle yani eti kavurmak biraz meşakkatli olur. Seçtiğiniz ete dikkat edeceksiniz. Evet. Önemli olan bu kısmı. Belki böyle bir tavukla gibi de yapılabilecek tavukla diye aklıma aynen geldi. Etin türü farklılaşabilir ama aynen böyle bir sunum gene. Hatta ben humus yaptım bir de farklı versiyonunu deneyeyim diye. Humusla da bir servis edeceğim size. Humusla onun da tadımını olur yaparsınız yani. Evet. Kurbaklagiller seviyorum çok. Sevdiğinizi çok, biliyorum. Çok güzel. Herkesin sofrasında her gün olabilecek diye düşünüyorum kesinlikle onları. Kesinlikle. Kolay gelsin çok diyorum sana. Ediyorum. Yapım aşamalarında tekrar bakacağız. Teşekkür neler ederim yaptın diye. Şimdi ben günümüzden şöyle biraz daha geçmişe doğru. Şimdi biraz önce Fatih Usta anlatırken aslında her sebzenin, her işte ne bileyim kullandığımız baharatın farklı da bir öyküsü var aslında dünyada kullanım açısından. Ama bu farklı öykülere girmeden gastroarkeoloji diye açtık şöyle konu başlığımızı. Hocam gastroarkeoloji dediğimizde ne demek istiyoruz? Biraz öncesinde söylediğiniz gibi yeni bir kavram ve yeni bir alan olarak gastronomi bilimi içerisine entegre etmeye çalıştığımız bir kısım diyelim. Temel olarak hem gastronomi biliminden yani yemek kültüründen yararlanıyoruz. Aynı zamanda tabii arkeoloji biliminden, kazı biliminden, kazılarda bulunan buluntuların ki bunlar kaplar olabiliyor veya kaplar içerisindeki yemek artıkları olabiliyor veya karbonize olmuş tohumlar olabiliyor. Bunların analizleriyle birlikte antik dönem insanının neler yediğini, neler pişirdiğini veya yemek kültürüne geçmiş dönemlerden neler katabildiğini kazı bilimle yani arkeoloji bilimiyle birlikte deşifre etmeye çalışıyoruz, bulmaya çalışıyoruz. İkisini böyle harmanladık. Bir tarafta gastronomi, bir tarafta arkeoloji. Ortaya gastroarkeoloji çıktı. Yeni bir alan olarak da bakalım böyle gastronomide imelenmeyle gidiyor. Aslında hocam yeni alan diye söylüyoruz ama gerçekten de ne bileyim sizin tabii arkeolog olma özelliğinizden dolayı farklı bir böyle yaklaşımınız ve birikiminiz var. Biz ne bileyim bir müzeye gittiğimizde aa ne güzelmiş diye gezerken orada işte ne bileyim çeşitli çatallar, kaşıklar,
işte bir servis kapları, çok güzel yapmışlar diye baktığımız şeylerin aslında altında çok böyle farklı hikayeler var galiba. Onu görmüş oluyoruz tabii bir yandan. Tabii ki her bir kabın bize anlattığı veya her tür bir ekipmanın yiyecekle ilgili anlattığı birçok hikaye var. Yani arkeoloji zaten bize o geçmişte bulduğumuz tüm buluntuların hikayesini, senaryosunu yazdırıyor. Tabii bunu gastronomi bilimi açısından düşünürsek, biraz önce söylediğiniz gibi müzelerde gördüğümüz her bir kabın, her bir eserin, her bir kabartmanın çok güzel, mesela seyredenlerimiz Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne giderse kabartmalar var orada. Ve mesela biz yiyecekle ilgili, yemekle ilgili kabartmaları da biz bu kazılardan çıkan buluntularla deşifre etme, anlama yoluna gidiyoruz. Tabii çok enteresan ve güzel bilgilere de ulaşmaya başlıyoruz. Dediğim gibi hani çok geniş kapsamlı bir alan, daha böyle ilk safhaları diyebiliriz bunun. Tabii ki yıllar öncesinden bulunan kazılarda, yani hani 100 yıldır Anadolu'nun değişik yerlerinde kazılar devam ediyor ve birçok buluntular var. Sonuçta çok çok yeni değil belki ama gastronomiye yorumlayıp yeni bir kültür, yeni bir mentalite olarak, yeni bir felsefe olarak ortaya koymamız belki yeni diyebiliriz, evet, bu anlamda. Yoksa yani tamam, yani şimdi çıktı buldu diyebileceğimiz bir şey değil ama güzel bir alan diyebilirim benim için en azından. Arkeolog olarak biraz da yemek bilimiyle ilgilenen gastronomi bölümünde olduğum için ikisini harmanlayarak bakalım bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, deşifre etmeye çalışıyoruz. Evet hocam, şimdi şurada sizin böyle kültür ve sanat araştırma merkezi müdürü olarak da düşündüğümüz zaman aslında kültür, yemek çok iç içe. Ve toplumların böyle işte aslında yemek kültürleri bir yandan belki gelişimlerini de farklı yönlerde etkileyebiliyor ya da tam tersi olabiliyor. Evet. O açıdan baktığımızda da aslında sanatın işte ne bileyim yemek pişirmek için yaptığı bir kap artık sanat eseri gibi de görüyoruz sanki. Tabii ki, çok güzel söylediniz. Yani o dönem için belki gündelik hayatta kullanılan veya bir törensel bir kap, o dönem görevini, vazifesini tamamlayıp bitip biz işte kazılarda tekrar onu işte 3000 sene sonra, 2000 sene sonra gün ışığına çıkarıncaya kadar bekliyor. Çıktıktan sonra o tabii artık bizim için bir kültürel veya sanatsal değeri olan bir kap haline geliyor. Söylediğiniz gibi o dönemde işte onun içinde biz yemek yemiştik diyeceklerdi belki insanlara bulsaydık. Ama bizim için çok değerli bir kap ve enstrüman haline geliyor. Evet, bizim için bir ışık tutuyor belki. Evet. Hocam şöyle ufak bir virgül koymak istiyorum efendim. Şimdi sırada müzik aramız var. Paylaşır mıydın tam da şu anda acımı benimle? Hisseder miydin ta en uzaktan tuzumu teninde? Olamadık senle belli, buna çok üzülüyorum. Olan olup bittiğinden beri yok, gülemiyorum. İçi sensiz bir kalbi ben ne diye taşıyorum? Şimdi ağlamak geldiyse içimden, ne fark eder, ne fark eder? Sezen, ağla kalbim, belki geçer. Şimdi ağlamak geldiyse içimden, ne fark eder, ne fark eder? Başlamaz biten en güzel yerinden, bu kahreder. Kahreder.
eder. Müzik aramızdan sonra tekrar beraberiz. Şimdi hocam arkeolojik terimler de söz konusu herhalde. Biraz tabii benim uzak olduğum bir alan olmakla beraber gene sizin bir toplantınızda dinlediğimde arkeolojide çöp çukuru dediğimiz bir şey var galiba. O evet. Nedir ve bu buradan neler elde edebiliyoruz? Çöp çukuru deyince tabii bizim kafamızda düşündüğümüz, tahayyül ettiğimiz başka bir şey doğuyor. Yani çöp çukuru günümüzdeki çöp mantığıyla düşünüyoruz ama antik dönemde özellikle gastronomi anlamında veya gastroloji anlamında, gastroarkeoloji anlamında özür dilerim, çöp çukurları o dönemdeki insanların işte bir nedenden dolayı bir seramik kap kırılıyor veya çatlıyor. Onları belli yerlerde biriktiriyorlar. Tabii bu veya işte bir mesela belki izlediğiniz o toplantıda değinmişimdir, Danimarka'da bulunan bir 2500 yıllık bir kap çöp çukurundan çıkmış. Peyniri yakmışlar, dibine tutmuş ve tabii onunla birlikte kabı da atmışlar. Daha sonradan tabii o analizlerle işte peynirin ne kadar yıllık olduğu, işte kabın formu falan gibi şeyler ortaya çıkıyor. Bunları biraz önce söylediğiniz gibi o çöp çukuru adını verdiğimiz alanlardan buluyoruz. Tabii bu binlerce yıllara sari zaman içerisinde her bir gelen uygarlık veya popülasyon farklı zamanlarda aynı yeri, aynı mantıkla kullanmaya devam ediyorlar. Ve orada neredeyse çöp çukuru diyoruz ama seramikten tepeler, bazen dağlar oluşabiliyor. Roma'da bunun örnekleri var. Tabii oradaki buluntular bize çok farklı hipotezlere ulaşmamızı, çok farklı yorumlar yapabilmemizi sağlıyor. O yüzden arkeolojide böyle bir çöp çukuru alanı keşfedildiği veya bulunduğu zaman bu anlamıyla çok değerli oluyor. Evet. Yani işin hem arkeolojik yönü açısından ve yeni alan olarak da gastroarkeoloji açısından çok değerli bir alan haline geliyor. Şimdi Danimarka'daki peynir, yanmış peynir deyince o herhalde onun incelemesinden pek çok şeye, işte nasıl yapılmış sütün
Tabii tabii hepsine o hepsine yani ADNA dediğimiz yani arkeolojik DNA'sından onun karbonize tabii birçok karbonize oluyor ama onların ayrıştırmaları ve analizleriyle nasıl yapıldığını, hangi dönemde yapılmış olduğunu, hangi yıl içinde, hangi zaman aralığı içerisinde yapılmış olduğunu veya onun yani peynirin içinde bulunduğu kabın şeklinden o dönemin sanatsal, kültürel zevkinin neler olduğunu, hangi kaplarda yemek pişirildiğini buluyoruz. Yine enteresandır, Apicius'un kitabında bahsedilen Kumaya adı verilen bir bugünkü belki teflonun öncüsü diyebileceğimiz İtalya'da bulunan bir seramik kaplar var. Mesela onlar şey olmuyor, yemek yapışmıyor, dibine tutmuyor. Hani bugünkü teflon adını verdiğimiz kapların antik dönemdeki öncüleri. Sadece belli bir yani İtalya'daki Kumaya adı verilen bölgede çıkan toprağın cinsinden kaynaklanan bir özelliği var. Sadece o bölgeye özgü. Mesela onda da dibi tutmuyor. Ne kadar yaparsanız yapın yapışmıyor. Hani etti şuydu buydu. Yani antik dönemde de bu tür bulgular var. Biz de bunlara sahip olabiliyoruz bu çöp çukurları sayesinde. Evet. Bir de hocam ne kadar şey o yani dibi tutmayan bir kapla pişirebilmek. Evet. Şimdideki hayal de o yani. Şimdi de onu yapmaya çalışıyoruz. Çok öyle yani onu bir şekilde keşfetmişler tabii. Yani o toprağın o kilden üretilen kabın dibinin tutmadığını, yiyeceğin yapışmadığını görüyorlar. Ve tabii düşünün ki o dönemde yemek kültürü ne kadar önemli. Ve böyle bir araç buluyorsunuz, enstrüman buluyorsunuz. Çok değerli ve paha biçilmez bir eser oluyor. O dönem için ticaretini de düşündüğümüzde muhteşem bir şey. Evet hocam. Şimdi tabii konuyla çok alakalı olmayacak ama hocam sonra tekrar konuya döneceğim. Mesela ben takılara da çok hayranım. O zaman da yapılmış takılar hani çok konuyla alakalı değil ama hani gittiğimizde böyle müzelerde gördüğümüz gerçekten ne kadar ince, olağanüstü işlenmiş şeyler var. Çok özür dilerim, çok alakalı olmadı. Yok ama hepsi yani çok güzel söylüyorsunuz. Hiçbirisi birbirinden ayrılmıyor. Yani biz hani yemek sanatı diyoruz ama o yemek sanatını şekillendiren bir düşünce ve felsefe sistemi var. Bir düşün sistemi var. Bu onu ortaya koyuyor. Yani bunun içerisinde zengin bir takı tasarımını ortaya koymak, zengin bir sanatsal mimari yapıyı ortaya koymak, mühendislik yapısını ortaya koymak bir yerde yemek kültürüyle de doğru orantılı. Ben hep mümkün olduğunca dile getirmeye de çalışıyorum. Esasında bir kültüre, uygarlığa baktığımızda sanatsal yapısı, kültür anlamında ortaya koyduğu tüm birikimler onun ne kadar zengin yapıda olduğunu gösteriyor ve belki yemekle yani gastronomiyle ilgili direkt bir buluntumuz olmasa dahi onun bir kabına bakarak, yapmış olduğu bir kil vazoya bakarak biz yemek sanatının hangi boyutta ve ne derece gelişmiş olduğunu görüyoruz ki bunun en güzel örneği Ankara'da Anadolu Medeniyetleri'nde müzesinde bulunan inanlık vazosudur. Yani o Hitit döneminin sanatsal üslubunu, zevkini ortaya koyan ve aynı zamanda Hitit yemek sanatının veya içecek sanatının ne kadar üst boyutta olduğunu gösteren dünya üzerindeki yegane örneklerden biridir. Hocam şey geçen toplantıda da çok karar vermiştim, fırsat olmadı. Ankara'da tekrar gideceğim ve o gözle bakmak. Birlikte gidelim inşallah. İnşallah hocam. Gene şöyle bir virgül koymak istiyorum hocam. Şimdi sırada bunları biliyor musunuz var. Hastalığı, protein içeriği yüksek besinlerde bulunan, hücre çekirdeğinin yapı taşlarından pürin denilen molekülün yıkımıyla oluşan ürik asidin kanda yükselmesi ve eklemlerde birikimiyle ortaya çıkar. Birey şiddetli ağrılar yüzünden hareket edemez duruma gelir. Alkol alımı hastalığı daha da şiddetlendirir. Gut hastalığına yatkın olanların sakatatları hiç yememeleri, et, tavuk, balık, kuru baklagil gibi proteinden zengin besinleri az almaları gerekir.
Yumurta, süt ve süt ürünleri iyi kaliteli protein içerirler. Gut hastalığına yatkın olanlar protein gereksinimlerini bu besinlerden karşılayabilirler. Hastalık esnasında proteini daha yüksek olan bulgur yerine pirinç yemeleri, karnabahar, ıspanak gibi sebzelerden sakınmaları gerekir. Diğer sebzeler ve her türlü meyve yenebilir. Bunları biliyor musunuzdan sonra tekrar beraberiz. Şimdi hocam aslında Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne gidelim dedik inşallah. İnşallah. Gideriz ama bir yandan da tabii o müzede olan ya da Türkiye'deki müzelerde olan ve Anadolu'nun gastroarkeolojiye de pek çok katkısı var. Hep biz sandığımızın aksine ilerlemiş bazı şeyler herhalde. Önce Anadolu'da varmış bunlar ve sonradan başka uygarlıklarda olmuş galiba. Biz bunu biraz ters biliyormuşuz. Acaba Anadolu'nun gastroarkeoloji etkisiyle ilgili neler dersiniz? Kesinlikle. Bütün söylediklerinizin altına imzamı atıyorum. Şöyle söylersem belki daha net, yani nümerik değerler koyarsak daha da açıklayıcı olacak sevgili seyredenlere. 75 binin üzerinde antik kent, höyük ve tarihsel eser var Anadolu'da. 27 tane farklı kültür ve uygarlık geçmiş. Dünya üzerinde bunu sağlayabilen başka bir ülke yok. Bu kesin. Evet. Hani, iki kere iki dört, hani böyle hiç su götürmez bir gerçek. Şimdi bu kadar zengin bir mirasa sahip olan Anadolu toplumunun tabii ki yemek kültürüne, yiyecek, yani her alana olduğu evet. gibi konumuz gastronomi evet. olduğu için evet. biraz daha oraya yöneliyorum. Doğal olarak yemek kültürüne bir damga vurmamış olmasını düşünmemiz olanaksız gibi bir şey. Ki Anadolu'da işte Hitit uygarlığı gibi muhteşem bir uygarlığın varisleriyiz. Frig uygarlığı var, Lidya var. Yani sayabileceğimiz evet. çok daha fazla var ama özellikle gastronomi alanında bunların etkisi çok büyük. Hititler o kadar büyük bir damga vurmuşlar ki bu alanda. Mesela Konya'nın Ereğli ilçesinde yer alan İvris Pınarı mevkii vardır. Hititler bütün böyle antik dönemde su kaynaklarının, pınarlarının olduğu yere, yani suyun ilk çıktığı. Hı. Çünkü antik Hı. dönemde suya ulaşmak kolay değil. Yani o taze suyu bulmak. Çünkü antik dönemde bir yerde biranın veya şarabın üretilmiş olması suyun çok kolaylıkla bozulabilen veya işte birisinin eli kirliyse ve değdiyse evet. suda çok fazla bakteri üretebildiği için insanları kolaylıkla hasta edebilen bir özelliği de var tabii. O yüzden taze su kaynaklarına, yani suyun ilk çıktığı kaynaklara, pınarlara hep böyle sunaklar, tapınaklar veya böyle yani oraya tanrısal bir motifte düşündükleri için anıtlar yapmışlar. Ben hep onu diyorum, başka hiçbir şeye bakmaya gerek yok. İvris Pınarı, Konya'daki İvris Pınarı mevkiindeki İvris kabartması muhteşem bir kabartma ve zaten Hititlerin bu anlamda gastronomiye ne kadar büyük değer verdiğini, tarımsal üretimin Hititler'de Anadolu için ne kadar önemli olduğunu gösteren yegane örnek. Dünya üzerindeki başka bir yerde de böyle bir gastronomik anıtın olduğunu ben araştırmaların sonucunda bulamadım. Anıtta şöyle bir şey var, isterseniz onu da tasvir edeyim. Görüntü evet, belki yok evet, ama evet, en azından seyircilerimiz de gözünde canlandırmaya çalışayım. Yaklaşık 4'e 3 boyut, yani 4 metre 3 metre boyutlarında bir kabartmalı oldukça blok. Büyük. Yani bir kaya bloğunun üzeri tıraşlanarak, oyularak böyle bir kabartma elde edilmiş. Bir tarafta bir Hitit kralı, diğer tarafta bağların, tarımın koruyucusu bir Hitit tanrısı yer alıyor. Ve aşağısında da bir yazıt var. O yazıt çok güzel. Yazıt da şöyle diyor. Ben hakim ve kahraman Tuvana kralı Varpalavas, sarayda bir prens iken bu asmaları diktirdim. Tanrı Tarhunza onlara bolluk ve bereket versin diyor. Bir tarafta
Tarhunza elinde asmalar, üzüm şeyleri, salkımlarıyla, hı hı, diğer elinde buğday başaklarını tutuyor. Yani bir tarafta tarımı, bir tarafta bağcılığı, şarap üretimini tasvir ediyor. Ve karşısında da bir Hitit kralı. Tabii o daha küçük ebatta yapılmış. Tanrı daha büyük boyutlarda. Bu dediğim gibi en güzel örneklerden birisi. Biraz önce inandık vazosunu söylediğimiz, evet, gibi. Bence tek başına bile bu kabartmanın ortaya koyduğu veya bize anlattığı çok değerli bilgiler var. Evet, orada tarımın ne kadar önemli olduğunu aslında çok büyük bir vurgu var. Çünkü beslenebilmek için tarıma ihtiyacımız, evet, var. Ve tabii ki bu, yani bu bir tanesi sadece. Evet. Bununla ilgili başka, yani bu minvalde başka kabartmalar da var. Biz veya anlatılıyor işte masada yemek yeme veya masanın yanında bir sandalye tabureye oturarak yemek yeme felsefesini, eylemini işte Tanzimat'tan sonra Batı'ya açılan Osmanlı toplumunun Batı'ya biraz daha entegre olmasıyla oradan aldığımız söylenir ve Osmanlı mutfağına bu şekilde yemek kültürüne masa ve sandalyenin girdiği söylenir. Ama oysa ki çok daha önceleri baktığımızda Hitit kabartmalarına, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki Gordion'dan gelen frik masa ve taburelerine baktığımızda Anadolu'da yemek yemek için kullanılan hep böyle bağdaş kurup bir sini üstünde yediğimiz düşünülür ya. Evet. Doğru, o da var tabii. Yani evet, konar göçer, hani o yörük yaşantısının veya göçebe yaşantının getirdiği yemek kültürünün tabii bir sonucu. Ama bunun yanında yerleşik, o bahsettiğimiz o 27 tane kültür ve uygarlığın, evet, ortaya koyduğu yapıtlar da var. Ve o yüzden ben hep derim, hayır biz yani bunu o dönemde Batı'dan almadık. Anadolu toplumunda bu vardı zaten. Yani Anadolu'nun kökenlerinde, kültür köklerine baktığımızda masayı, sandalyeyi, tabureyi yemek yemek için kullanılan vasıta olarak görüyorduk diyorum. Evet hocam, gerçekten biz bazen bazı şeyleri farklı algılıyoruz ve düşünüyoruz galiba gerçekleri bilmeyince. Gene hocam bir virgül koymak istiyorum. Efendim şimdi kısa bir aramız var. Aradan sonra görüşmek üzere. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bitirdin mi yemekleri Fatih Usta? Şöyle söyleyeyim, büyük bir aşama kat büyük ettim. Büyük bir aşama. Aynen. Söylediğim üzere soğanlarımı, etlerimi önce kavurdum. Daha sonra biberlerimi ilave ettim. Şimdi yeşil biberlerimi de ilave edeceğim. Bir yandan da yoğurdun üzerine yatak olarak yapacağımız lavaşlarımızı kızartıyorum gördüğünüz üzere. Yani cips, evet, kıvamına getireceğiz lavaşlarımızı. Sonra yoğurdun üzerine gelişi güzel de koyabilirsiniz. Benim gibi dizerek de koyabilirsiniz. Dizerek koyarsanız görseli güzel olacaktır. Evet. Daha sonra sotelediğimiz etleri lavaşlarımız üzerine koyup ufak bir sunum süslemesiyle diyeyim. Bitireceğiz. Sunumu hazır hale getireceğiz. Son mesela dokunuşları yapacağız. Ben bazen lavaşı fırında da böyle biraz daha şey yapıyorum, fırında gevretiyorum. Evet, fırında da gevretilebilir. Ben de tavada gevretmeyi, aha, tercih ettim. Yani lavaşı cips kıvamına getirmeniz kafi. Kafi. Bazen hatta iyice üşengeçlik, tost makinesinde de gevretiyorum. Gevretiyorum diyorum. Kolay gelsin sana. Sağ olun, sana teşekkür şimdi ediyorum. Tekrar eline sağlık. Bazen hocam çok tembel işleri yapabiliyoruz tabii evde hızlı yemek hazırlamak gerektiği zaman. Hocam şimdi aslında Anadolu'daki bu katkılardan bahsederken özellikle Hititlerin katkılarını birkaçını siz bahsettiniz çok büyük bir uygarlık diyerek. Ama sonra dediniz ki Frigler, Sümerler. Sümerleri mi sorayım hocam, onların böyle ufak ufak katkıları nasıl olmuştur gastroarkeolojiye? Sümer tabii Mezopotamya kökenli kültürler. Esasında yani gastronomik tarihe baktığımızda gastronomi bir yerde hep nehir kenarlarında yeşeren, kendisine vücut bulan bir bilim dalı olmuş, alan olmuş, yemek kültürü olmuş. İşte Mezopotamya'da mezzo orta, potamos nehir demek. Mezopotamos iki nehrin arası, hangi, hı-hı, iki nehir? Eufrates ve Tigris dediğimiz veya Tigris denilen Dicle ve Fırat'ın o bereketli alivyonal suladığı, o birikim yaptığı topraklar. Doğal olarak tabii tarımın Neolitik dönemde Mezopotamya'da ve
Güneydoğu Anadolu bölgesi içerisinde daha sonra Konya'ya doğru bir yayılım gösteriyor ki Çatalhöyük. Sümer tabi bu anlamda Mezopotamya'nın bugün Irak ülkesinin sınırları içerisinde biraz daha güneyinde kalan bir uygarlık. İşte Sümer, Babil, Asur üçlemesi olarak düşünebiliriz ama Sümer'in hem uygarlık tarihine tabii bıraktığı çok değerli enstrümanlar var, kültürel objeler var ama tabii yemek kültürünü de Sümer çok alıyor ve hızlı bir şekilde üst boyuta çıkartıyor. Tabii bu etkileşim yani Mezopotamya'daki kültürlerin Anadolu kültürleriyle olan etkileşimi sonucunda Anadolu'da daha sonradan Hitit uygarlığı bu Mezopotamya'daki kompozit yapıyı bir yerde toparlayıp kendilerine has, kendilerine özgü bir yemek kültürü ve yapıyı da geliştirmiş oluyor. Tabii Sümer'in biraz önce söylediğiniz gibi uygarlık tarihine bıraktığı çok çok önemli değerler var. Yemek kültürü açısından da bu böyle. Yani kap biçimlerinden bugün kullandığımız pipetler mesela Sümer'de ortaya çıkıyor. Yani ilk defa pipet dediğimiz hani bir kabın içerisinden işte o dönemde hem biranın şeyin arpanın fermantasyonu, buğdayın fermantasyonu ile oluşturulan biralar var. Ve bunları tabii içmek için kapları da üretiyorlar. Özel kaplar hatta alanlar ortaya çıkıyor ilk defa. Yani ve çok enteresan Dursunar'da bunların başında olan, yöneticisi olan kişiler de kadınlar. Yani bu tür alanları, yerleri de kadınlar yönetmişler. Onlar kontrol etmişler. Yani idarecisi, yöneticisi kadınlar olmuş. Mesela işte pipeti dediğim gibi Sümerlere borçluyuz. Yine malzemelerin stoklanması, o büyük pitos adını verdiğimiz arkeolojide hem sıvı yiyeceklerin hem de katı yiyeceklerin, hububatların saklandığı, hani belki silo diyebileceğimiz dönemin silolarının ilk defa ortaya çıkması Sümer'de. Ki ziguratlar, Sümer'deki o büyük tapınaklar sadece bir tapınak fonksiyonuyla ortaya çıkmamıştır. İçerisinde kütüphanesi vardır, arşivi vardır, yiyecek saklandığı alanlar vardır. Yani böyle bir komple bir alan, sadece bir tapınak değil. O yüzden tabii o kültürün daha sonradan Asurlularla birlikte ticaret yoluyla Anadolu'ya gelmesi ki nereye geliyor? Kayseri, Kültepe'ye geliyor. Kanişkarum olarak adlandırdığımız bölgeye geliyorlar. Ve Anadolu'nun yerli halkı olan Hattilerle ticaret yapmaya başlıyorlar. Yani yaklaşık bir 200 yıl kadar devam eden bir süreçtir bu. Ve tabii Asurlu tüccarların Mezopotamya'dan yani bugünkü Irak'tan Anadolu'ya gelmeleri hem Anadolu halkına bir şeyler öğretiyorlar ama bu arada Anadolu'dan da bir şeyler öğrenip kendi ülkelerine götürüyorlar ama sonuçta tabii birçok kavrum denilen ticaret koloni kentleri kurulmaya başlıyor. Kayseri Kültepe'yi biraz daha örnek olarak ön plana çıkardım çünkü en çok kazısı yapılan, en çok bir yerde araştırması yapılan yer olduğu için. Bu arada Fikri Kulakoğlu hocamızın da profesör doktor oranın kazı başkanı ismini zikrettim. Evet. Onun da kulaklarının için atalım çok değerli çalışmalar ortaya koyuyorlar. Mesela son aklıma geldi şu anda. Ağustos ayında bulunan Asurlu tüccar arasındaki o yazışmaların bize gösterdiği çok değerli bir bilgi var. Biz Kayserileri bugün veya yani Kayseri yemek mutfağında pastırmayı ayrı bir yere koyarız. Pastırma deriz. İşte pastırmanın kökeninin nereden geldiğini gösteren 4000 yıllık bir yazıt var elimizde şu anda. İşte karidesten, kurutulmuş karidesten bahsediyor. İşte etlerden, tütsüden, peynirden bahsediyor. Bir kaniş peynirinden bahsediyor. İşte bu anlamda biraz önce kaplardan, kabartmalardan bahsettik ama yazıtlar da bize çok değerli bilgiler sunuyor. Sunuyor. Gerçekten çok derya deniz bir bakış ve açılım gibi sanki hocam. Yine virgül koymak istiyorum. Efendim şimdi sırada müzik aramız var. Oh,
durum da. Duruyorum, elimi tut, düşüyorum. Ah, bu sen misin? Bakışların kara bir kış, üşüyorum. Bir kış üşüyorum. Aramızdan sonra tekrar beraberiz. Şimdi Hititler, Sümerler, Lidyalılar. Öyle mi gitsek hocam? Buyurun. Olur. Yani hani tarih bizi nereye götürürse evet, böyle. Evet. Yüreğimizin götürdüğü yere gidelim gibi. Evet, uygarlıklar bizi nereye götürüyorsa. Evet. Tabii bunların hiçbirisi birbirinden kopuk değil esasında. Bize genelde hep ortaokul ve lise dönemlerinde tarihi şöyle anlatmışlardır. İşte bir uygarlık bitti, evet. Tarih sahnesi kapandı. Aslında kapanmıyor. Böyle bir şey yok. Evet. Yani ben o zaman çocuk aklımda şey gibi düşünürdüm. İşte hani böyle bir perde kapanıyor ve hani sizin İtiyor. Süreniz bitti. Siz çekilin, diğerleri geldi. Yani onları itiyorlar gibi. Oysa ki tabii hep birbirinin içerisine geçen, aynı dönemi, yani belli bir zaman periyodunu birlikte paylaşarak o kültürü uygulayan, yürüten. Ama daha sonra bir denenden dolayı diğerinin biraz daha saf dışı kaldı. Ama işte bizim gelenek, görenek, töreler dediğimiz toplum içerisindeki o kültürel yapının bileşkesi o. Yani zenginlik oradan geliyor. Yani bugün töreler, kültür, şeyler, gelenekler dediğimiz bir takım geçmişini tam da bilemediğimiz, o davranış biçiminin nereden kaynaklandığını bilemediğimiz birçok özelliği biz hep bu işte 75 bin dediğimiz o Anadolu'nun o değerlerinden ortaya çıkarak buluyoruz. Çünkü onlar bir dönemin uygarlıklarının kanunları veya fermanları. Tabii ki uygarlık tarih sahnesindeki görevini bitirip tarih sahnesinden çekilince
Tabii ki o kanunlar ve fermanlar bir yerde yürürlükten kalkıyor veya geçerliliğini kaybediyor ama halk içerisinde yaşamaya devam ediyor esasında onlar. İşte bizim de gelenekler, görenekler oluşuyor. Yani bunun içerisinde yemek kültürünü de koyabiliriz. Yani örnek vermek gerekirse hani Lidya'ya geleceğim ama Hititler mesela 180 tane ekmek yapmışlar. Çeşit ekmek yapabilmişler. Bu bizim zaten Anadolu'daki ekmeğe bakış açımızı, davranış biçimimizi ortaya koyuyor. Hani Avrupa'da bu yok. Yani Avrupa'ya gittiğinizde evet hani onlar da ekmek yapıyor. Yani Almanlarda da ekmek var, Fransızlarda var, İtalyanlarda da var. Ama Anadolu'nun ekmeğe bakış açısı çok farklı. Halen öyledir. Yani yere bir kırıntı düşse basmayız onun üzerine. Çünkü o nimettir. Evet. Yani, tanrısal bir şeydir. Öpüp başımıza koyarız. Hani, yani ekmeği çöpe atmayız kesinlikle. Yani, hoş ben hiçbir yiyeceği çöpe atmam ama yani özellikle ekmek bu anlamda tanrısaldır. Daha ulvi bir üretim aracıdır. Hititler 180 ekmek üretmişler. 180 çeşit. Bu tabii korkunç, muhteşem bir sayı. Ve ben biraz da Roma Pompei ekmeği çalışması yapmaya çalıştık Servet Kazım Güney hocamızla. Kulaklarını çınlatalım gastronomi bölümünde onun değerli katkılarıyla. Tabii o araştırmaları yaparken şeyi görüyorsunuz. Roma'daki ekmek endüstrisi, fırıncılık endüstrisi tamamen Anadolu kökenli. Belki seyredenlerimiz şaşıracak şimdi. Yani bir tarafta Roma İmparatorluğu, o koca Roma İmparatorluğu'nun ekmek endüstrisini ve fırıncılık kültürünü Anadolu mu ortaya koymuş? Evet, Anadolu ortaya koymuş. Peki nereden bunu tespit edebiliyoruz? Roma'daki fırıncılar loncasını inceliyoruz. En büyük ve en önemli loncanın, fırıncılık loncasının ismi Kapadokyalılar. Ve Kapadokya neresi? Anadolu. Yani bugün işte o, yani o dönemde Hititlerin de egemenlik kurduğu merkez bölge Kapadokya. Bu arada Kapadokya'nın da ne olduğunu söyleyelim. Ben böyle bazen kullandığım terimlerin veya bölge isimlerinin de ne anlama geldiğini söylüyorum. Kapa at demek. Dokies güzel ünvan, at demek. Güzel atlar ülkesi demek Kapadokya. Çünkü o yılkı atlarıyla da ön plana çıkan bir bölgeymiş atlarıyla. O yüzden Kapadokya deniyor. İşte Kapadokyalılar denilen o fırıncı loncası zaten Hititleri işaret ediyor bize. Hititlerden sonra Lidyalıların da tabii yemek kültüründe Anadolu'ya çok büyük katkıları var. Ve onların da Hititlerden aldığı bu fırıncılık ve ekmek yapım teknikleri Lidyalıları da çok ön plana çıkarıyor. Hatta Roma İmparatorluğu'nun kuruluş öykülerinde veya o yani biraz daha önceki zamanlarına gittiğimizde Etrusk adı verilen bir kavim var. Bugün de bazı araştırmalar, hipotezler Etrusklerin Anadolu'dan, Lidya'dan giden halklar olduğunu gösteriyor. Zaten bu bize, yani bu geçişin Anadolu'dan fırıncılık ve ekmek endüstrisinin ne boyutta olduğunu ve Roma yemek kültürünü ve sanatına ne kadar büyük değerler kattığını göstermesi açısından sadece biricik ve tek bir örnektir. Bunu çoğaltmamız mümkün. Evet. Hocam şimdi ekmek deyince mesela benim aklıma da hani şu anda hani işte yok tam buğday vesaire pek çok ekmek var ama bir bazlama, yufka ekmek, mısır ekmeği, işte normal somun ekmek. Tabii mayalı ve mayasız o kadar çok ürün var ki yani hamur işi dediğimiz yani biz Anadolu'da hep onu söylerim. Ya ben de öyleyim bir parça. Evet yani bazen makarnayla ekmek yediğim olur. Böyle denir ya makarna veya mantığıyla ekmek yenir mi? Evet böyle bazen mantığıyla ben de taze bir ekmek varsa tabii ki hani doymak anlamıyla bir parça o ekmeği deyince çünkü işte biraz önce söylediğimiz o geleneklerin yapının genetiğin getirdiği bir özellik bu. O ekmeği yemeden çok da doyduğumuzu anlamıyoruz herhalde veya o bize böyle bir doyma hissi yaratıyor. Ekmeği yemek kutsal bir fonksiyon işlev. Ki Hititler mesela çok enteresandır. Bugün hijyen diyoruz. Hani mutfaktaki hijyen kuralları, sağlık kuralları işte şuna dikkat edeceğiz buna. Bunu ilk defa dünya üzerinde ilk defa yazılı belgelerle ortaya koyan uygarlık Hititler. Şimdi başka bir şey söylememe gerek kalmıyor. Hani diyorlar ki bazen bana ya yabancı arkadaşlarla konuşuyoruz. Ya Tulga hocam diyorlar bütün her şeyde Anadolu
ortaya koymuş gibi. Evet diyorum, evet Anadolu ortaya koymuş çünkü bunun belgeleri var. Yani bana derseniz ki dünya üzerinde şu uygarlık hijyenle ilgili, mutfaktaki temizlik kurallarıyla ilgili bir manzume, kurallar manzumesi, kanunlar veya fermanlar yayınlamış. Tamam, ben de dedim ki o zaman Hititlerle birlikte şu uygarlık da gastronomi kültürüne mutfak temizliği, hijyeni konusunda bir şeyler katmış diyebileyim ama şu anda benim elimde sadece Hititlere ait var. O zaman diyorum ki ben bu konuda tek üstad, bunu ortaya koyan kavim, uygarlık Hititler. Evet hocam, gerçekten çok mesela İvris Pınarı'ndan başlayarak belki o hijyen, su, temiz suya ulaşmak. Tabii, tabii. O bile tabii. Çok aslında çağın ötesinde demek hatalı mı olur bilmiyorum. Belediyecilik kavramı bir... yani hepsi evet. Anadolu. Yani tabii hep söylediğim gibi yani arkeolog kimliğimle başka yerlere de bazen kayabiliyorum ama konumuz gastronomi olduğu için, yemek kültürü olduğu için çok farklı alanlardan da ben örnek verebilirim evet. Anadolu'nun ilklerine evet. Esasında. Bu sadece birkaç tanesi. Birkaç tanesi. Hocam gene virgül koymak istiyorum. Şimdi sırada haftanın sırrı var. Ispanak, pazı, pancar yaprağı gibi sebzelerden yapılan yemekler yoğurtla birlikte yenir. Bunun sağlık açısından bir sakıncası yoktur. Ispanağın yoğurtla birlikte yenmemesine dayanak olarak yoğurttaki kalsiyumun yararlılığının azalması gösterilir. Ispanakta bulunan oksalat denilen madde ince bağırsaklarda kalsiyumla bağlanarak yararlılığını azaltır. Ancak ıspanak oksalat içerdiği kadar kalsiyumdan da zengindir. Ispanaktaki oksalat kalsiyumun hepsini bağlayamaz. Tek başına ıspanak yendiğinde bile bir kısım kalsiyum kana geçer. Oksalat ıspanağın içindeki kalsiyumun çoğuyla bağlanmış olacağından yoğurttaki kalsiyumun yararlılığını fazla etkilemez. Haftanın sırrından sonra tekrar beraberiz hocam. Şimdi yani ben, siz anlattıkça benim aklıma soru geliyor ama friklerden bahsetsek. Biz aralarda konuşuyoruz tabii, size sohbet ediyoruz. Evet, evet, güzel öyle. Fikirler çıkıyor evet. Ortaya. Tabii frikler de Anadolu'nun kadim kültürlerinden bir tanesi. Özellikle de tabii Ankara'da yaşayanlar için oldukça ziyaret edilebilmesi kolay bir yerde duruyor. Ankara'nın Polatlı ilçesinde yer alan Gordion. Antik kentinde yer alan, bugün Yassıyük diye isimlendirdiğimiz alanda. Tabii orası da biraz önce söylediğim gibi arkeolojik anlamda çok değerli bilgiler sunuyor ama yemek kültürü açısından da bize çok farklı bir yere koyan, bir farklı nosyon sunan alan. Özellikle de orası tümülüsleriyle, yani mezar anıtlarıyla meşhur. Yığma toprak mezar anıtları ki Ankara'da da bu yığma toprak firik mezarlarına tümülüs adı verilen mezarlarına rastlıyoruz. İşte hatta Ankara'daki Beştepe olarak adlandırılan bölgenin ismi oradaki beş tane firik tümülüsünden, anıtsal mezar yapısından gelir. Ankara içerisinde de var, onları görebiliyoruz. Tabii orada en büyük tümülüs, yani mezar anıtı, yığma toprak mezar anıtı, büyük bir ihtimalle bütün kaynaklarda işte en ünlü kralı Midas olduğu için Midas'a atfedilmiş. Fakat daha sonraki arkeolojik araştırmalar Midas'a ait olmadığını, babası kente de ismini veren Gordios'a ait olduğunu ortaya koyuyor. Ama bizim için yani gastronomi kültürü anlamında çok değerli bir bulgusu şu. O son akşam yemeğinde, yani Gordios öldükten sonra ona yapılan cenaze yemeğinde kullanılan o kazanların ve kapların, tabakların yemeklerle birlikte en son mezar odasına konulup bedeniyle birlikte Gordios'un kapatıldığını biliyoruz. Tabii 2000 sene sonra
1950'lerde ilk defa o mezar odasına ulaşıldığında oradaki o büyük kazanlar ve kaplar ortaya çıkarıldı ve içindeki tabii artıklarıyla, o yemek artıklarıyla Amerikalı kimyager arkeolog Patrick McGovern Penn Üniversitesi'nde işte bir 10 sene kadar önce böyle bir kimyasal analizle onları ayrıştırarak o akşam Gordios'a nasıl bir yemek sunulduğunu keşfettiler. Tabii deneysel bir arkeolojiydi, gastroarkeolojik çalışmaydı. Bir firik yahnisi denilen etin daha çok koyun veya keçi olduğu düşünülüyor. Hani koyun olması belki büyük bir ihtimal. İlk önce şeyi de tespit edebiliyorlar mesela. İlk önce ateşte biraz kızartıyorlar, daha sonra haşlıyorlar. Daha yumuşak olması açısından bir işte şarabın balla karıştırarak içildiği bir içecekten bahsediliyor. Bu tip bilgiler bize yani firik kültürü açısından da firikler, Frigya Anadolu'nun en önemli yine kültürlerinden bir tanesi. Anadolu'da önemsiz bir kültür yok da bunlar daha ön plana çıkan kültürler. Bize firik sanatının, firik kültürünün, yemek kültürünün de ne kadar önemli olduğunu, büyük boyutlarda olduğunu ortaya koyuyor. Tabii bu sadece kimyasal analizleri, bulunan kap formları da, kapların, o metal kapların özellikleri de, yani ona bir program ayırmamız gerekecek. Yani orada bulunan kapları hikayesiyle, mitolojisiyle anlatmaya kalksak evet, herhalde çok daha zamanımızı alacak. Yani Anadolu bu anlamıyla kültürel anlamda dehşetengiz, öyle diyorum ben. Yani ucu bucağı yok Anadolu'nun. Nereden başlarsınız, nereden bitirirsiniz bilmek olanaksız. Yani batısı doğusu o yedi bölgenin tüm kentleri, yani hepsi çok değerli kültür hazinelerini içinde saklıyor. Ne güzel ki işte burada yapılan araştırmalar, kazılar bize Anadolu kültürünün, Anadolu uygarlıklarının dünya için ne kadar önemli olduğunu ve öncelikli yerde olduğunu gösteriyor. Evet hocam, gerçekten çok önemli şeyler. Toprağımızın kıymetini çok bilmeliyiz gerçekten herhalde. Onun haricinde de daha önce geçmişte yaşayan kültürlerin bize verdiği kıymetleri de bilmeli ve onları da kendi toprağımızda tutmalıyız galiba. Kesinlikle. Hocam ne olur bir daha gelin. Gerçekten hem çok şey öğrendim hem de çok keyifli oldu. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben çok şey öğrendim. Seyircilerimiz de inanıyorum ki çok farklı ufuklar ve alanlar açılmıştır kafalarında. Çok dehşetengiz bir kısım. Çok teşekkür ederim hocam. İyi ki geldiniz. Ayağınıza, ağzınıza sağlık. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Fatih Usta, sana da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir 21. yüzyıl yemeğimiz var hocam. Evet. Program sonrasında şöyle ufak tadarız diye umut ediyorum. Efendim, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıklı ve formda kalın.